27. yasama döneminde meclisin etkinliğinin azaldığı yönünde dile getirilen eleştiriye dayanak gösterilen hususlardan biri, milletvekillerimizin Cumhurbaşkanı yardımcısına ve bakanlara yönetmiş oldukları soru önergelerinin cevaplanma oranlarıdır. Bu oranlardan hareket edilerek yeni hükümet sisteminin meclisi işlevsizleştirdiği sonucuna ulaşılabilmesinin ön şartı ise takdir edersiniz ki soru önergelerinin 27. dönemdeki cevaplandırma oranlarının parlamenter hükümet sistemindeki dönemlere nazaran daha olumsuz bir tabloyu yansıtmasıdır. Gerçek öyle mi? 6. yasama yılının verilerinde eklediğimiz 27. yasama döneminin tamamında milletvekillerimiz tarafından verilen soru önergelerin muhataplarınca cevaplandırılma oranı %65,4 olarak gerçekleşmiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hemen öncesinde parlamenter hükümet sisteminin geçerli olduğu 24. ve 26. yasama dönemlerinde soru önergelerinin toplam cevaplandırılma oranları ise 24. dönemde %60,3, 26. dönemde %45,4'tür. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı hükümet sistemi döneminde soru önergelerine cevap verilmediği, bu konuda parlamenter sistem zamanındaki yasama dönemlerinden daha kötü bir durumda olduğumuz yönünde oluşturulmaya çalışılan algıya katılmak sayısal olarak gerçeklerle çelişmektedir, mümkün değildir. Bununla birlikte milletvekillerimizin denetim görevi kapsamında Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakanlara yönetmiş oldukları soru önergelerinin cevaplandırılması açısından her ne kadar önceki dönemlerden yüksek olsa da %65,4 oranını kafi görmek elbette mümkün değildir. Şüphesiz bu konuda olması gereken soru önergelerinin tamamının süresi içinde ve yeterli bir içerikle cevaplandırılmasıdır. Bunu temin için 27. yasama döneminin önceki yasama yıllarında yapmış olduğumuz uygulamayı 6. yasama yılında da devam ettirmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı olarak bakanlıklara göndermiş olduğumuz yazılarla soru önergelerine verilmesi gereken cevapların süresi içinde ve meclisin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan yeterli ve tatminkar nitelikte hazırlanması gerektiğini 6 ayda bir hatırlatmış bulunuyoruz. Buraya kadar 27. yasama dönemi verilerinden hareketle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bağlantılı olarak yaptığım değerlendirmeler elbette yeni hükümet sisteminin kusursuz olduğu ve her yönüyle mükemmel işlediği şeklinde yorumlanmamalıdır. Ancak şurası açıktır ki birçok kişinin ısrarla iddia ettiğinin aksine Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hem yürütme hem de yasama önceki dönemlere nazaran daha istikrarlı ve daha verimli şekilde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu noktada meclisin yetkilerinin ve etkinliğinin parlamenter hükümet sistemi döneminde çok daha fazla olduğu yönündeki argümanların nazari ve pratik veriler karşısında hiçbir temeli bulunmamaktadır. Bununla birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam anlamıyla yerleşmesi ve her anlamda sağlıklı bir şekilde işlemesinin temini için şüphesiz atılabilecek bazı iyileştirme adımları bulunmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak yeni hükümet sisteminin gereklilikleri dikkate alınarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin işleyişinin bütünüyle yeniden ele alınması ve yeni bir meclis iç tüzüğünün hazırlanıp yürürlüğe konulması çok isabetli olacaktır. Bu konuda esasen hükümet sistemi değişikliği sonrasında 2018 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünde bazı değişiklikler yapılmıştı. Yine Teklif Destek Bürosu'nun etkinleştirilmesi gibi iç tüzük değişikliğine ihtiyaç duyulmaksızın yeni sisteme göre meclisin işleyişini iyileştirme noktasında başkanlığımız tarafından bazı adımlar atılmıştır. Ancak bu adımların tamamı yeni hükümet sistemine göre kurgulanan yeni bir iç tüzüğün yerini tutmayacaktır. Temennim 28. yasama döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2017 yılında gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle uyumlu, yeni sistemin ruhuna uygun şekilde meclis komisyonlarının yetkilerinin ve yasama alanında re'sen doğrudan hareket edebilme kapasitelerinin arttırıldığı, dolayısıyla meclisimizin bugün olduğundan daha da etkin kılınacağı yeni bir iç tüzüğü uzlaşıyla yürürlüğe koymasıdır.